Merhaba Shift Delete'le izleyenleri, ben Tolga Cem Küçük Yılmaz. Spigen sponsorluğundaki IFA 2019 teknoloji turumuz devam ediyor. Şu anda Samsung standındayız ve Samsung standında Samsung'un en güçlü A serisi elimde. Galaxy A95G. Bakalım bizlere neler sunuyormuş. Gelin yakından bakalım. Evet arkadaşlar, Samsung Galaxy A95G elimde. Galaxy A90 diyeceğim bundan sonra kendisine. Galaxy A90 Samsung'un en uygun fiyatlı 5G destekleyen telefonu. 749 Euro'luk bir fiyatı var. Tabii Türkiye fiyatı ne olacak? Merakla bekliyoruz. Galaxy A70'in fiyatı özelliklerine göre uygundu ama daha sonra A80 çıkmıştı biliyorsunuz. Fiyatı biraz yüksek kaçmıştı. Bakalım A90 ne kadar bir fiyatla gelecek? Kendisine yakından bakacağız. Tasarım olarak Galaxy A70'e benziyor, andırıyor. Galaxy A serisinin en güçlü telefonu Snapdragon 855 ile beraber geliyor. Hemen özelliklerine yakından bakalım ama ilk önce tasarımla başlayalım. 8.4 mm kalınlığa sahip, 206 gram ağırlığında. Tasarım tarafında sağ tarafında ses kısıp açma ve güç butonunu görüyorsunuz. Sol tarafında herhangi bir şekilde buton yok. Üst tarafında SIM tepsisini görüyorsunuz. Ayrıca microSD kart da takabiliyorsunuz bu alana. Alt kısma bakacak olduğumuzda 3.5 mm'lik jack bulunmuyor. Biliyorsunuz 3.5 mm'lik jack Galaxy Note 10 modellerinde yoktu. A90 modelinde de yer almıyor. Tasarımsal olarak bu da dikkat çeken bir ayrıntı olarak karşımızda arkadaşlar. Ekrana gelelim. 6.7 inç büyüklüğünde bir ekran var. Full HD Plus çözünürlüğünde, 1080x2400 piksel çözünürlükte ve 27:9 ekran oranına sahip, 393 ppi piksel yoğunluğu var. Bu ekranı A70'ten tanıyoruz. Ekrandan parmak izi okuyucusu ve yüz tanıma desteği de bulunuyor. Onun da altını çizelim. Infinity U tasarımla beraber geliyor. Yani damla tipi bir çentiği görüyorsunuz. Ekran kasa oranı da başarılı. Yani çok fazla çerçeve görmeden güzel bir deneyim yaşıyorsunuz. Telefon 6.7 inç olmasına rağmen tek elle güzel bir şekilde tutulabiliyor. Tasarımda bir diğer farklılık, A70'ten daha büyük bir farklılık, arka taraftaki desende gizli. Arka tarafta bir tarafı parlak, bir tarafı nispeten daha az parlak. İki farklı yapı bulunuyor. Bu da telefona ayrı bir asimetrik şıklık katmış. Bunu da söyleyelim. Arka tarafta da üçlü kamera dizilimi A70 modelini andırmaya devam ediyor. Evet arkadaşlar, telefonun gelelim sistem tarafındaki özelliklerine. Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcisini kullanıyor. 6 ya da 8 GB RAM seçenekleri var. Bizim kullandığımız modelde 6 GB RAM bulunuyor. Ayrıca 128 GB da dahili hafıza var. Bu hafızayı da microSD kartla arttırabiliyorsunuz. Android 9 Pie ile beraber geliyor ve One UI ara birimi de yine bu telefonda kullanılıyor. Ve gelelim kamera tarafına. Şimdi ön kamerayı açacağım arkadaşlar. Ön tarafta 32 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bizleri karşılıyor. F2.0 diyafram değerine sahip, ayrıca Full HD video çekebiliyor. HDR desteğine de sahip ön kamera. Arka kameralara bakacak olduğumuzda şöyle arka kameraları göstereyim. Arka tarafta 3 tane kamera görüyorsunuz ama 2 tane kamera modu bulunuyor. Bir ultra geniş açı, bir de normal açı. 5 megapiksel 3. kamera ise derinlik algılama işlemlerini yapıyor. Ana kamera 48 megapiksel çözünürlüğünde F2.0 diyafram değerine sahip ve 26 milimetrelik geniş bir açıya sahip. İkinci kamera 8 megapiksel çözünürlüğünde ve F2.2 diyafram değerine sahip 12 milimetrelik ultra geniş açılı bir lensle geliyor. Yani 123 derecelik fotoğraflar çekebileceksiniz. Ayrıca HDR desteğine de sahip. 4K 30 FPS video çekebiliyor. Ayrıca Full HD 60 ve 30 FPS video kaydı var. Kamera deneyimi Galaxy A70'ten biraz daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Ve gelelim bağlantı tarafına. 5G desteğine sahip. Ayrıca diğer bağlantı teknolojilerini de destekleyen 4G, 3G gibi farklı ağları bağlanabiliyor sorunsuz bir şekilde. Wi-Fi 802.11ac desteği var. Bluetooth 5.0 desteği de var. Ayrıca NFC de bulunuyor arkadaşlar GPS ile beraber. Son olarak bataryaya gelelim. 4500 mAh'lik bir batarya var. Bu bataryayı biliyoruz, gerçekten güzel bir batarya. 4000 üstü bataryalar bir günden daha fazla pil ömrü sunuyor. Bataryası gerçekten güzel, 4500 mAh. Ayrıca hızlı şarj desteğine de sahip 25 Watt'lık hızlı şarj adaptörü var. Biliyorsunuz A70, A80'de vardı. Note 10 modellerinde de bu adaptör var. Galaxy A90'da 25 Watt'lık hızlı şarj adaptörüyle beraber gelecek arkadaşlar. Son olarak renk seçeneklerini de söyleyeyim. Elimde tutmuş olduğum model siyah ama detayda da beyaz versiyonu da görebileceksiniz. Beyaz biraz
griye de çaldığını da söyleyelim ama ben alacak olsam beyaz olanı alırdım. Beyaz olanı daha şık buldum açıkçası. Tabii zevkler renkler. Evet arkadaşlar, İFA 2019'daki teknoloji turumuz devam edecek başka videolarla da. Spigen sponsorluğundaki bu videomuzun sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.